YouTuber olacağım lan. Evet abi. Evet. Yine yasaklı bir gündeyiz. Yine birlikteyiz. Bana göre yasak, sana göre serbest çünkü sen çalışma izin evet. ve yetkin var. Evet. Nasıl gidiyor hayat? Vallahi şu an sıkıntılı. Niye sıkıntılı? İşte görüyorsun, kapının önünde oturduk, kahvemizi burada içiyoruz. Bir çay ocağına, bir kafeteryaya gidip de oturup da bir çay kahve içemiyoruz. Sen de ben de ikimiz de kahve içmesini seviyoruz. Seven insanlarız. Kahvesiz yapamıyoruz. Ama böyle de iyi. Yani tadı güzel olmuyor. Yani böyle de iyi tabii ki ama bir yere oturup da bir ne bileyim bir yeşillikte bir kamelyanın altında bir koltukta rahat bir yerde böyle kurula kurula oturup kahveni yudumlamak varken böyle kaldırımda oturup da içmek bir tık altı tabii ki ama biz yine de bu şekilde de zevk alıyoruz. Kahveyi seviyoruz. Benim bu şekilde daha çok hoşuma gidiyor. Doğrudur. Zevkler ve zevkler tartışılmaz. Şimdi kafelerde normalde biz birazcık da kahveye düşkünüz. Evet. Arkadaşlar. Yani her türlü kahve demeyeyim de Türk kahvesi, Nescafe, filtre kahve, espresso. Yani ben bunları benim içtiğim kahveler ve de yani kahveyi güzel istiyorum. Şimdi normal kafelerde içiyoruz. Evet. Ama yok şekeri az, yok şekeri çok. Yok makinalarla yapıyorlar. Evet, makina yapımı olduğu için yani tabii ki. Böyle makinalar var. Özellikle Türk kahve Cevze'de oluyor. Evet. Cevze'de mümkünse bakır cevzesi. Bakır cevze, kalın bakır cevze. Daha da mümkün cevze. Olursa bakır cevzesi közde. Ki onu da içmişliğimiz evet. var. Evdeyse de kısık ateşte. Yani sonuçta hani sevdiğimiz bir şey, sevince de en güzelini içmemiz lazım. Evet, içiyoruz, severek içiyoruz. Kahve bizim vazgeçilmezimiz. Kahve sabah ilk saatlerinden başlayıp... Kahve hakkında ne biliyorsunuz abi? Kahve ana vatanı hakkında mı soruyorsun? Genel bilgi. Ne biliyorsun? İlk bilgi. Nerede içilmiştir? Türkiye'de ne zaman başlamıştır? Kahve hangi ülkede daha çok içiliyor? Yemen. Türkiye'de ilk Osmanlı döneminde gemilerle gelmiş. Gemilerle ülkeye getirilmiş. Ecdadımız tabii Osmanlı tabii kültür olarak yerleşmiş. O zamandan bu zamana da sevilerek içile gelmiş. Güzel bir keyif verici, uyandırıcı, işte kendine getirici bir içecek türü. Yani bu zamana kadar zevkle içilmiş, süre gelmiş. Bundan sonra da zevkle içilecek bizler, bizden sonraki gelen nesiller. Yani kahve iyi ki var. Severek içiyorum. İlk zaman yani ilk defa demeyeyim de ben ilk yaşlarda ne zaman başladın kahveye? Kahveye ve nasıl başladın? Kahveye ben Türk kahvesi olarak tabii yapılıyordu. İşte memlekette köyde misafirliklere falan gidilirdi. Ben de ayrıca baba mesleği kahveciyim. Kıraathane işletirdim. Orada işte otelde bir çalışma dönemim oldu. Orada içerdim ama Türk kahvesinden zevk almazdan içerdim. Ben daha çok Nescafe içiyordum. Nescafe'nin de o üçü bir aradalar. O sakın içmeyin tavsiye etmiyorum. Onu çok içiyordum. Her sabah 3 kupa, 4 kupa. Abartmadan söylüyorum. Bu kupaların büyüklüğü bu şekildeydi. İçiyordum bir müddet 3-4 yıl her sabah aç karnına o kahveyi içmeden uyanamıyordum. Kahve, sigara. 3-4 yıl bu şekilde içtim. Arkadaşlarım da tabii uyarıyordu. Bu kadar içme etme falan filan ama biz bilmiyorduk tabii ne kadar zararlı bir şey olduğunu. Sonradan beni affedersiniz hemoroid bir gün tuvalete gittiğimde otururken kan boşaldığını gördüm. Orada korktum. Sonra doktora gittim. Doktor Nescafe'nin yaptığını söyledi. O zaman bitirdim Nescafe hayatımda. Şu an içsem de kavanozdaki olanlarından çok az yani böyle ayda bir kere, iki kere. Alo. Aleykümselam abi. Şimdi kahveyi böyle kahve molası. Şimdi ben abinin komşusuyum. Tamam abi. Aynı zamanda sipariş alıyor. Yani sucuk kendisi çalışıyor. Telefon çalıyor. Evet, telefon çalınca da servisini götürüyor. Ama kahve keyfi de yapıyoruz. Yapıyoruz yani. Tabii. Olsa da. Evet. Buyurun İki abi, bıraktığın yerde devam et. Evet, dediğim gibi Nescafe o şekilde bana bir sağlık problemi yaşattı. Yani halen bazen böyle işte
çok ısrara maruz kalıyoruz ya da gittiğimiz yerde ikram olarak veriyorlar. İkram biliyorsunuz geri çevrilmez. İçmek zorunda kalıyorum. O içtiğim zaman bile hani içtikten bir 10-15 dakika sonra böyle bağırsaklarımda bir hareketlenme hissediyorum. Bir gırıltı, gürültü olmuştur size de. Oluyordur da yani nitekim. Böyle yani Nescafe ile durumumuz. Her zaman rahatsız etti, ediyor. Tavsiye etmiyorum hiçbir şekilde. Sana da etmiyorum. Sen Nescafe içiyorsun arada bir. Ben hani Nescafe hani marka çok söylemeye hoşuma gitmiyor ama evet, ve türevleri yani. Gold dedikleri şey, Jacob. Son evet, zamanlarda ben evet, onu içiyorum. Onların etikette şey yazıyorlar, %100 eriyen bir kahve. Evet. Ve gerçekten yani birazcık normal kahve çeşitlerine göre o daha pahalı oluyor ama gerçekten %100 eriyen. Ama senin bahsettiğin Nescafe onu karıştırıyor, şekerini bilmem neyini içiyoruz. Sonlarda böyle bir siyah yanık bir işte şey o çök, var. Onun ne olduğunu biliyor musun? Onu ben sana söyleyeyim. Ham maddesi margarinler var ya bu sana yağlar kahvaltıda yediğimiz. Aynı ham maddeyle yapıldığını söylüyorlar onun. Yani sen Nescafe içerken o üçü bir arada düşün. Eline bir paket margarin almışsın. Kütür kütür ısırarak onu yiyormuşsun gibi. Bir de bu kahve en güzeli Türk kahvesi. Evet. Bir de markalara da girersek Türkiye'de meşhur bir Türk kahvesi markası var. Evet. Herkes biliyor. O en güzeli. Yani Türkiye'nin harbi bir kahve markası. Cevze'de olacak. Ve de bu son kalan şeyi. Telveyi. Ben bunu içmiyorum. Asıl hani kahve zararlı diyorlar ya. Zararı bu. Kahve o şeyi bırakıyor. Yani esansını bırakıyor. Hı, işte telvesini. Siyahlaşıyor. Biz onu içiyoruz. Bu gereksiz, faydasız olan şey. Onun posası, diye, posası diyebiliriz, işte telvesi diyebiliriz. Mide, hani birçok kişiden duyuyorum. Bağırsak kahve kalın. İçince midem ağrıyor. Evet. Mide ağrısı bunlar yapıyor. Evet, posası. Bu böyle mide, bu posası artık neyse ismi, eritemiyor. Bu evet, gidiyor, midenin böyle cepleri var, küçücük küçücük. Hı hı. Bunlar oraya giriyor. Ve mide bunu eritmeye çalışırken eritemediği için ağrı oluyor benim duyduğum kadarıyla. Ne kadar evet, doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum. Dolayısıyla telvesini, posasını içmemek gerekiyor. Yani sıvı kısmını içtik, tükettikten sonra peki, zaten o da dibine çöküyor. Zaten onu içmen de biraz zahmetli bir iş. Bir katılaşıyor onu böyle bir hürpletmek falan gerekiyor ya da parmağınla almak gerekiyor. Kaç kahve içiyorsun günde? Yani ortalama sabahtan iki kahveyle başlıyorum bismillah diye. Direkt? Tabii ilk kalktım işte elimizi yüzümüzü yıkadık işte lavabo falan ihtiyacını giderdikten sonra hemen mutfağa geçiyoruz hemen cezve tık 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 bir tane içiyoruz sigarayla birlikte. Hemen peşinden bir tane daha iki kahve içip çıkıyoruz bismillah diye arabamıza binip suyumuzu almaya gidiyoruz. Peşinden sonra işte bir çay kahvaltı falan filan olduktan sonra 11-12 gibi işte dışarıda olursam dışarıda, eve gelirsem evde tekrar birazcık karanlık oldu bu kamera. Sen anlat abi ben açacağım biraz böyle. Tekrar işte öğleye yakın yine bir kahve içiyoruz. Sonra işte 2-3 gibi tekrar bir tane daha. 3-4 yani akşam olmadan 3-4 tane yani bir içmiş birlikte oluyoruz. Birlikte gelince. Birlikte geldiğimizde zaten sınırsız içiyoruz. Yani şöyle etrafımızda çok iç, yani bana diyenler çünkü ben iş yerinde de çok içiyorum. Yani ben de aynı şey sabah yüzümü yıkıyorum. İlk yaptığım bir cevze fincan kahveyi. Evet. Balkonda ben de aynı işlemi yapıyorum. Ayıltıcı özelliği olduğu için. Sonra da giyinip tramvaya, metro, vır zıvır iş yerine gidiyorum. Evet. Oraya da gidince direkt bir elimizi normalde virüsten önce de ben elimi sürekli yıkıyordum. Bu virüs sonrası zaten daha mecbur oldu. Elimi iyice bir yıkıyorum sonra cevze işte neyse orada da ikinci yani günün ikinci kahve iş yerinde birinci kahve içiyorum sonra oturuyoruz masa başında işlerimizi yapıyoruz. Saat 11'de üçüncü evet, yemek yiyoruz saat 1 gibi dördüncü saat 3-4 gibi beşinci eve geliyorum ya seninle evet, ya direkt evde ya hanımla evet, yani uyana kadar ben normalde saat 11 gibi de bir tane daha içiyorum. Evet. Yani ortalama 7, 6-7 maşallah. Bazen de abartıyor 8-9 da buluyor. Aslında böyle fazla abartmamak gibi gerekiyor. Özellikle senin de dediğin gibi saat 10-11'den sonrası bende uykusuzluk yapıyor. Yani ben 10'da 11'de 9-9 o saatlerde içtiğim zaman uyuyamıyorum. Yatağa girdiğimde en az 1 saat, 1,5 saat kıvranak o tarafa dön, bu tarafa dön. Hatta hanım da diyor yeter artık kıvranıp durma. Ama uyuyamıyorum yani. Ben de o etkiyi yapıyor. Bilmiyorum. Ama ben de sıfır.
Sen de yapmıyor oğlum. Hatta tabii. Böyle saat 11.30 uykum geliyor, şey böyle kahve ihtiyacı hissediyorum, içiyorum, uykum daha iyi geliyor. İşte demek ki genetik yapımız farklı olduğu için her insandan insana. Mesela dedin sen o Nescafe'nin benim buramda bir tıkanıklık yapıyor dedin. Bende de bağırsakları da yaptı. Demek ki genetiklik, yani var, genetik yani farklılıktan dolayı. Hani zararı var illa da. Evet. Bugüne kadar ben bir zararını görmedim. Yani hayır, sağlık açısından faydalı ama uyku açısından. Bizim memleket Arnavutluk. Evet. İtalya'ya gittim. Irkımız oradan gelme. Özellikle İtalya. Yani kahve için en çok bilinen ülkelerden biri. Italiano. Espresso. Girdiğin evet. Çıktığın sabah akşam bilmeyene onlar bir de böyle yarım fincanlık yapıyorlar. Evet. Stretto, lişo, bir şeyler diyorlar da benim böyle yarım fincanlık hoşuma gidiyor benim. Hı. Tık iki kez böyle yapıyorsun, gidiyorsun. Her tarafta espresso şeyleri var. İş yerine gidiyorsun, espresso makineleri var. Single olarak. Evde espresso makineleri. Hani Türkiye'de çay ne kadar aşırı içiliyorsa İtalya'da espresso her taraf. Tabii, benzinlerde, evlerde, iş yerlerinde makineler var. Atıyorsun yarım euro kahve çıkıyor. Kahve kalitesi her yerde standart ama. Hani iyisi kötüsü yok. Her yerde standart. Evet. Yani orada yani niye bu kadar içiyorsun diyorlar. Bana zarar edecek. Bakarsın yaşlanınca. Orada amcalar kalkıyor böyle içiyor espresso'yu. Yani demek ki yani her şey zararlı olabilir ama illa öldürecek diye bir şey yok yani. Sonuçta yani, ondan yani kahve tabii, abi tabii, seviyoruz. Tabii seviyoruz. İşte bunu da işte abartmadan yapmak gerekiyor. Biz çok abartmadım. Mesela benim abartmam şöyle oluyor. İşte geç vakitlerde içiyorum. Benim geç vakitlerde içmemem gerekiyor. Yani o bana bir uyar, uykusuzluk. Benim içmemem gerekiyor ama ben dayanamıyorum. İçiyorum tabii. Seviyoruz. O zaman kahve sevenlere de sevmeyenlere evet, ne diyoruz? Bol kahveyle yaşayın. Seven için sevmeyen de içmeyin. Yani evet. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. İyi günler.